Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, ilk teşekkürüm bütün vatandaşlara. Sandıklara gittiler, oylarını verdiler. Güzel bir seçim süreci geçirdik. İkinci teşekkürüm kendi örgütümüze. Hala çalışıyorlar. Sandıkların başındalar. Islak imzalı tutanakları genel merkeze göndermeye devam ediyorlar. Sonuna kadar beklemelerini ve ondan sonra evlerine gidip uyumalarını istiyorum. Değerli basın mensupları, ortaya çıkan tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunu çok daha ileriye taşımıştır. Bunun bilincindeyiz. Biz bu ülkede güçlü bir demokrasinin, sağlıklı bir demokrasinin, iyi işleyen kuralların olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo, diğer muhalefet partileri oy kaybettiklerinden ötürü bizim sorumluluğumuz parlamentoda da, parlamento dışında da çok daha fazla artmıştır. Bir başka önemli gerçek değerli basın mensupları, Türkiye bu seçimlere olağanüstü koşullarda gitmiştir. 7 Haziran 1 Kasım arası olağanüstü koşullar olmuştur. Olağanüstü olaylar, gelişmeler yaşanmıştır. 400'e yakın insan hayatını kaybetmiştir bu süre içinde. Bunun da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Terör, can ve mal güvenliği her şeyin önüne geçmiştir. 7 Haziran'da nasıl milli iradeye saygılı olduysak, 1 Kasım'da ortaya çıkan tabloya da aynen saygılıyız. Milli iradeye saygı duymak demokrasinin temel kurallarından birisidir. Hiç kimsenin, hiçbir yurttaşımın bundan en ufak bir endişe duymamasını istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçim öncesi yaptığı çalışmalardan, ortaya koyduğu tablolardan ötürü hiçbir vatandaşımızdan olumsuz bir tepki almamıştır. Şunu yanlış yaptınız, şunu hatalı yaptınız diye hiçbir yurttaşımız seçim alanında hiçbir milletvekili adayımıza olumsuz bir tepki göstermemiştir. Bu şu anlama geliyor, CHP'de yaşanan değişim olumludur ve devam edecektir. Kararlılıkla devam edecektir. Ortaya çıkan tabloda asıl değerlendirmemiz gereken nokta şu değerli arkadaşlar. Güç ve hukuk. Bu iki kavramın özenle korunması gerekiyor. İktidarda olanlar gücü, toplumun vicdanı da hukuku temsil eder. Güç hukukun üstüne çıkarsa toplumda bir baskıya dönüşür. Bu demokrasimizi zedeler. Bütün iktidarların hukukun üstünlüğü kavramına özen göstermesi ve uyması gerekiyor. Eğer demokrasimizi geliştireceksek, insan haklarına saygıyı geliştireceksek, kadın erkek eşitliğini sağlayacaksak gücün zehirlenmemesi lazım. Güç zehirlendiği andan itibaren toplum travma yaşar. Derin sorunlar yaşar. Bütün bunların dikkatle izleyeceğimizi, bütün vatandaşlarımızın, bütün siyasal partilerin bilmesi gerekir. Sorumluluğumuzun ağırlığı da buradan kaynaklanıyor. Hiç kimse kendisini hukukun üstünde görmemeli.
Her yurttaşın can ve mal güvenliği kutsaldır ve sağlanmalı. Gücün baskıya dönüşmesi son derece tehlikelidir. Son derece tehlikelidir.